burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. 10 akşamlar değerli izleyenler, Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik çalışma ziyareti için adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve heyetini kabul etti. Tatar yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin yalnız olmadığını, Türkiye'nin her alanda arkalarında olduğunu belirtti. Başbakan Ersan Saner, bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınacağını, hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Kuzey Kıbrıs'a Avrupa Birliği'nin gönderdiği aşılardan 3570 doz daha geldi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi eş başkanı Cenk Soy'dan aşıları Metehan sınır kapısından teslim aldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılar ve testlere ilişkin konuştu. Üstel, yeni bir aşılama programı yaptık. Pazartesi salı günü denemeye başlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Tatar, Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs'ta özgür şekilde müzakere edilebilecek ve karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir anlaşma adına 5+ BM gayri resmi toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacaktır dedi. Ve Foça'da meydana gelen akıl almaz kaza görenleri dehşete düşürdü. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Başbakan Ersan Saner, koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Başbakan Saner, restoranların dışarıdaki oturma alanlarının 10 Mart açılacağını duyurdu. Dış mekana sahip olmayan işletmelerin kesinlikle bu hakka sahip olmayacağını belirtti. Başbakan Ersan Saner, son alınan Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Bakanlar Kurulumuza sokağa çıkma yasağının vermiş olduğu yetki çerçevesinde 8 Mart 2021 Pazartesi gününden başlamak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır. Ancak Pazartesi Cuma günleri arasında gece saat 21'den sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağımız Pazartesi Cuma günleri arasında devam edecektir. Hafta sonu ise 13 Mart 2021 Cumartesi saat 5'ten 15 Mart 2021 Pazartesi saat 5'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecektir. 13 Mart Cumartesi günü zorunlu ihtiyaçlar için, bunlar hepimizin de çok iyi bildiği gibi market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, tarım ve hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır. Pazar gününün ise sadece eczane, fırıncılık, hayvan ve tarım haricinde kalan tüm işletmeler kapalı olacaktır. Kapalı olan yerler diye bulaşıcı hastalıklar üst kurulumuzun tanımlamış olduğu kasinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane, kafeterya, kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları gibi işletmeler dışındaki iş yerlerimiz hizmet vermeye devam edeceklerdir. Lefke, Güzelyurt, Gazi Mausa ve İskele ilçelerimizde enfeksiyon oranının Lefkoşa ve Girne'ye göre çok daha düşük seviyelerde seyretmesinden ve bu ilçelerimize enfeksiyonun bulaşmaması adına Lefkoşa ve Girne ilçelerinden diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurullarının denetiminde yapılabilecektir. Restoranlara geçtiğimiz hafta yaratılan imkandan sonra ek olarak restoranlarda dış mekanlarda oturma alanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 10,
Mart 2021 Çarşamba tarihine kadar taranarak PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup, aksi yönde bir karar üretilmemesi halinde 10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış mekan oturma alanlarının açılmasına da karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinin 8 Mart 2021 tarihinden itibaren açılmalarına karar verilmiş. Eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini tazelemek zorundadırlar. Temassız sporların bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin başlamasına karar verilmiştir. Bunların yanında ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksicilerimiz son 72 saat içerisinde yapılan PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile saatlik olarak Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs'ta sadece Larnaka Havalimanı'na transfer yapabilmeleri için imkan yaratılmıştır. Tüm bunların yanında hükümetimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde Bakanlar Kurulumuz mevcut kanun hükmünde kararnamelerde de bir takım değişiklikler yaparak burada ihtiyaç sandığında birikimi olan vatandaşlarımıza süreli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname Bakanlar Kurulu'nda onaylanmıştır. İhtiyaç sandığı dairesi nezdinde birikimi bulunan iştirakçılarımız ilk taksit Mart 2021 ayında olmak üzere iki eşit taksitler halinde maksimum 4.000 Türk lirasına kadar ve her halükarda hesabına işlenen prim, depozit ve faiz oranlarının toplamının 4/3'ünü açmayacak şekilde az önce ifade ettiğim koşullarda ihtiyaç sandığındaki birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme alabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar günübirlik çalışma ziyareti için yurda gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan ve heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar günübirlik çalışma ziyareti için yurda gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan ve heyetini kabul ederek görüştü. Bakan Pekcan, Kıbrıs Türk halkının kalkınması, gelişmesine, refah düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların başarılı olması dileğinde bulunarak her alanda Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduklarını ve olmayı devam edeceklerini söyledi. Başarılı olmasını tüm kalbimizle diliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Hem iki ülkenin karşılıklı ticaretle ekonomisinin artırılmasına, yatırımlarının artırılmasına hem de Kıbrıs'ın ihracatındaki ürün çeşitliliğinin artırılmasına, ürünlerin uluslararası pazarlara sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına yönelik atacağımız adımları birlikte değerlendireceğiz. İş insanlarımızı yerlerine alacağız. Zaten bütün Türkiye'nin önde gelen iş dünyasının başkanları burada. Onların burada çalışmaları var. Birlikte gerçekleştirdikleri TOB'un, TESK'in, MÜSİAD'ın burada temsilcilikleri var. TÜM'in burada yeni temsilcilikleri açtı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta geçmişten bugüne birçok aşamalardan geçirdiğini söyledi. Türkiye'nin her alanda desteği ve yol göstericiliğiyle çok mesafeler kat edildiğini belirtti. Ve tecrübesiyle, know-how ile, bilgisiyle ve sivil toplum ve diğer kurum ve kuruluşlarının yol göstericiliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok mesafelerin de kaydedildiğini ifade etmek istiyorum. Geçmişe bakıldığında aslında çok iyi gidildiğini ve iyi bir aşamaya gelindiğini söyleyen Tatar, pandeminin olumsuz etkilerini işareti. Burası nesil itibariyle bir turizm adasıdır. Öğrenciye bağlı yüksek öğretim sektörü tabii ki çok önemlidir. Bir de inşaat sektörü ve dışa yönelik bir takım faaliyetler
Dolayısıyla şu anda karantina uygulanan bir ülkede ekonomi tabii ki çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zeminin güçlendiğini söyleyen Tatar, Türkiye'nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu kaydetti. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zemini güçlenmiştir. Neden güçlenmiştir? Çünkü haklı olduğumuz mücadelede ve davada Türkiye Cumhuriyeti hem bizim garanti ülkemizdir, hem elbette gönül bağımız, kader bilgimiz ve her türlü aramızdaki kültürel, ekonomik ve siyasi bağlantılar ülkesiyle daha fazla söz sahibi olan bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesidir. Bunu her gün karşı tarafa da hatırlatıyoruz. Demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de bu siyasetin daha da ileriye taşınmasını gerektirmektedir. O da nedir? Egemen, eşit, değerli, yan yana yaşayan iki komşu devletin işbirliği. Bizim önerdiğimiz budur. Biz de Kıbrıs'ta barışın sürmesini istiyoruz. Adalet bir sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşmayla ancak ileriye gidebileceğimizi, Türkiye'de bu meselede bir taraftır. Tarihte gene hakları vardır. Burada kökleri vardır. Aynı milletin evlatlarıyız ve dolayısıyla Kıbrıs Türkler de yalnız değillerdir. Başbakan Yardımcısı Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakan Pekcan ile yapacakları toplantının detaylarını Kanal T Haber'e paylaştı. Arıklı, protokolde sanayi bölgelerinin geliştirmesi için 104 milyon liralık kaynak ayrıldı. Özellikle güvercinlik bölgesindeki yeni kurulacak organize sanayi bölgesi tamamen ihracata yönelik olup kirli sanayi olmayacak dedi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne temaslarla bulunmak üzere yurda geldi. Görüşmeler öncesinde Kanal T Haber'e konuşan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs pazarını Türkiye ve İngiltere pazarına kavuşturma çalışmaları yapıldığını, bununla birlikte Türkiye ile 90'lı yıllarda yapılan kıyı ticaret anlaşmasının da güncelliğini yitirdiğini ve daha üretken bir Kuzey Kıbrıs için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 aydan beri hükümeti kurar kurmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretimi nasıl artırabiliriz, ürettiğimizi dışarıya nasıl satabiliriz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 82 milyonluk bir pazarı hatta daha da öte İngiltere pazarına nasıl kavuşturabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız yapıldı ve önemli bir takım gelişmeler elde ettik. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 90'lı yıllarda yapılmış olan kıyı ticaret anlaşması artık güncelliğini büyük oranda kaybetmişti. Onu güncellememiz gerekiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni üreten, ürettiğini satabilen, dışarıda rekabet eden bir yapıya kavuşturmamız şart. Bununla ilgili Sayın Başbakan imzaladığı ekonomik protokol çok önemli. O ekonomik protokolün altını bugünkü toplantıyla nasıl doldurabileceğimizi konuşacağız. Ankara'da imzalanan ekonomik protokol ilişkin yapılacak çalışmalar ilişkin şu bilgileri paylaştı. İmzalanan ekonomik protokolde sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için 104 milyon liralık bir kaynak ayrıldı. Özellikle güvercinlik bölgesindeki yeni kuracağımız organize sanayi bölgesi tamamen ihracata yönelik olacak ve kirli sanayi olmayacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratabilmek için bugünkü toplantı çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve beraberindeki heyet Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte iş dünyasından yetkililerle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte iş dünyasından yetkililerle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada iki devlet arasında karşılıklı ticaret ilişkilerini sürdürmek için çalışmalar yaptıklarını, amaçlarının Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında karşılıklı yatırım ve ticari ilişkilerin mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürüyoruz.
Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı da en büyük hedeflerinin Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin başta ana vatan Türkiye olmak üzere tüm dünyaya pazarlanmasını en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan tek kapısı olan ana vatan Türkiye'nin burada üretilen bütün malları, bu malların ana vatana ulaştırılmasında, 85 milyona ulaştırılmasında karşılaşılan engelleri birlikte konuşmamız, üreten bir toplum haline gelmemiz, ürettiğimizi başta ana vatan ve ondan sonra da ana vatanın üzerinde dünyaya pazarlamamız bizim en büyük hedefimiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı açılış konuşmasında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendine yetebilmesi için güçlü özel sektöre ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, biz Kıbrıs'taki ortaklarımızla uzun süredir birlikte çalışıyoruz. İlk olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisi kendi ayakları üzerine durabilmeli. Bunun için de güçlü özel sektöre ihtiyaç var. Birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, turizm alanında son derece başarılı olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve tarımda da kısa sürede üretim üssü olabilecek hale gelebilir, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada çetin ve kritik konuşmalar yapıldığını belirtti. Artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmanın olabileceğini, alternatifsiz olmadığımızı aktardık, dedi. Kıbrıs'ta nihai bir çözümü çok önemsediğini anladım. Çok önemsediğini öğrendim. Bunu samimiyetle hissettim. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşmada iki tarafın da onayı gerektiğini düşündüğümüzde Kıbrıslı Türklerin hak ettiği itibarın, hak ettiği önemin Kıbrıs Türklere verilmesi ve ona göre bizlerin hassasiyetlerini, bizlerin duygularını, bizlerin mücadelesine saygı gösterilmesi suretiyle ancak Kıbrıs'ta herkesin de kazanabileceği bir ortamın yaratılması bakımından böyle bir pozisyon yakalaması için bu niyetlerin ortaya konulması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Borrell ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu, hellim, patates, finansal destekler, hidrokarbon ve aşı konusunda uzun tartıştıklarını aktardı. Coğrafi tescil ve yeşil hat düzü bağlamında bizim insanlarımızın da daha fazla kazanabilecekleri çalışma içerisinde komisyonlardan ve Avrupa Birliği bir takım yasal mekanizmalarından şu anda bunun geçmesi için uğraş veriliyor. Bizim de söylediğimiz evet buna saygı duyuyoruz, bunu önemsiyoruz. Ancak bu denetim mekanizmaları konusunda balık ve bal olayında olduğu gibi benzer uygulamaların olması gerektiğini, yani biz eğer bir denetim mekanizması olacaksa bunun komisyon tarafından, Avrupa Birliği tarafından tayin edilmesini veya eğer burada olacaksa Kıbrıs Türkler ve Rumlar veya liderleri beraber bu işi halletmelerini, aksi takdirde Rum tarafının otoritesinin kuzeye yayılmasıyla o güya denetim mekanizmasının oluşmasında bu şekilde bir şeyin bize empoze edilmesi kabul etmeyiz. Çünkü o bütün Kıbrıs meselesinin de esasına kadar giden bizim için kabul edilecek bir prosedürdür. Ona dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunu kendileriyle samimiyetle paylaştık. Onların da kendilerine takıp sonlar vardır. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin bir üyesidir. Ve dolayısıyla onu muhatap alabilirler gibi bir takım hususlar gündeme geldi. Biz dedik ki Kıbrıs sui generis'tir. Kıbrıs kendine özgü farklı bir yapıdır. Kıbrıs'ta iki halk vardır. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Onun için bugün buradasınız. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri vardır, Kıbrıs Rumlar vardır. Öyle veya böyle tarihin cilvesi, kaderi onları siz Avrupa Birliği'ne aldınız. Biz dışarısındayız. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki oluşturucu halkından bir tanesi de Kıbrıs Türk halkıdır. Dolayısıyla yapılan bir hukuksuzluğa, bir hukuksuzluğun da eklenmesini asla kabul edemeyeceğimizi söyledik. Rum'un otoritesinin kuzeye yayılmasını ne biz kabul ederiz ne başkaları, hiçbir siyasi parti bu ülkede Kuzey Kıbrıs
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esas itibariyle bunu kabul edemez. Ben Cumhurbaşkanı olarak da bunu kabul ederim ve bunu da tabii ki kimseye ödemem. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısına baktığımızda herkes bu halkın beklentileri için, geleceği için bir takım fedakarlıklarda bulunabilir. Zaten bulunduk, bundan sonra da bulunabiliriz. Ama netice itibariyle söylediklerimizi söyledik. Zannedersem haklı olduğumuzu da anlamış bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bir hellim meselesi gibi küçük bir meseleyi eğer çözebilirsek kendilerine şunu da söyledik. Kıbrıs meselesini nasıl çözeceğiz? Çetin ve kritik konuşmaların yapıldığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının müdafaa edilmesi için beklentilerini aktardıklarını söyledi. Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın AB üyesi olması nedeniyle Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 toplantısında AB'nin gözlemci statüsüyle toplantıya katılmasının doğru olmayacağını, AB'nin tarafsız olmasını beklemeyeceğini belirtti. Bunu Borrell'e aktardıklarını söyleyen Tatar, Kıbrıs sorununun egemenlik meselesi olduğunu, AB'nin çok da tarafsız olamayacağını ilettiklerini, Cenevre'ye de iyi niyetli yeni fikirlerle gidileceğini aktardıklarını söyledi. Başbakan Ersan Saner, Kanal T'nin sabah kuşağında yer alan Günaydın Kıbrıs'a katılarak Ankara temasları hakkında bilgi verdi. Bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınacağını, hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Başbakan Ersan Saner, Kanal T'de yayınlanan Günaydın Kıbrıs programına katılarak Serhat İncirli'nin sorularını yanıtladı. Gündemlerinde kabine değişikliği olmadığını söyledi. Ben dedikodularla iş yapmayı seven biri değilim. Böyle bir sıkıntı yok. Kabine şu anda çok iyi bir çalışma temposu içerisindedir. Evet. Bunlar neden çıkar, nasıl çıkar ben de anlamış değilim. Ama bizim ülkede biliyorsunuz ağırlıklı olarak bu tip konuları konuşmayı çok severiz. Ben bile bazen dışarıdan duyduğumda ya bu nereden çıktı? Yani şu anda başbakanın kafasında böyle bir şey asla yok. Hiç benim düşüncelerim içerisinde böyle bir kabine değişikliği kesinlikle yer almıyor şu anda. Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'nin aşısız kalmayacağının müjdesini verdiğini söyledi. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bu aşılar geldiği sürece aynı oranda da Kuzey Kıbrıs'a gelmeye devam edecektir. Bunu söyleyebilirim. Zaten bu konudaki en güzel harekette bizimle birlikte aşıların adaya gelmesidir. Biz sözü aldık, bizden önce de bir yarım saat önce de aşılar ambulans uçakla ülkeye geldi. Başbakan Saner, kamu görevlileri yasasında yapılacak değişikliklerde ilk önceliği müşavirliklere vereceğini belirtti. Şimdi burada kamu görevlileri yasasında esas öncelikli hedef müşavirlik sistemini bir an önce ortadan kaldırmaktır. Biliyorsunuz bu konuda çok büyük sıkıntılarımız var. Dolayısıyla ilk hedef bu. Ama bu kamu görevlileri yasası, ben parlamentoya girdim gireli de çözüm bekliyor. Dolayısıyla birinci adım bunu atıp ondan sonra diğerlerini de teker teker düzenleyeceğiz. Evet. Dolayısıyla kararlılıkla bu yolda yürümek zorundayız. Evet. Hep birlikte bunu aşacağız çünkü bu herkesin sorunu. Bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınacağını söyleyen Saner, hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Mart ayının bütçe için zor bir dönem olacağını dile getiren Saner, giderleri kısmak, gelirlerin artırılması için çalışma yapacaklarını belirtti. Bakanlar Kurulu olarak maaşların dışındaki tüm harcamalardan %10 kesinti yapılması için karar ürettiklerini anımsatan Saner, maaşların ardından kalan geriye kalan tüm harcamalarda %10 daralmaya gidileceğini, buradan elde edilen gelirle reel sektörün destekleneceği paketi imkan sağlanacağını ve bütçe açığını kapatmak için uğraşacaklarını söyledi. Saner, bütçe açığının 1 milyar 160 milyonu bulacağını da ifade etti. Kuzey Kıbrıs'a Avrupa Birliği'nin gönderdiği aşılardan 3570 doz daha iletildi. İki Toplum Sağlık Komitesi'nin eş başkanı Cenk Soy'dan aşıları Metehan Sınır Kapısı'ndan teslim aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AB'nin gönderdiği aşılardan 3570 doz daha iletildi. İki Toplum Sağlık Komitesi'nin eş başkanı Cenk Soy'dan aşıları Metehan Sınır Kapısı'ndan teslim aldı. Soy'dan 1170 doz Pfizer, BioNTech ve 2400 doz AstraZeneca aşılarının kendilerine teslim edildiğini belirtti. AB'nin Güney Kıbrıs'a ilettiği doz miktarı ise 100 bin üzerinde. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti. Türkiye'den bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'a ulaştırılan toplam aşı miktarı ise 100 bine ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Ünal Üstel aşılar ve testlere ilişkin konuştu. Bakan Üstel, yeni bir aşıla programı yaptık. Pazartesi salı günü denemeye başlayacağız. Denemede eksik ve sıkıntıları görerek gerekli düzeltmeleri başlatacağız. Şeffaf ve herkesin soru sorduğu zaman cevap verebileceğimiz bir ortam yaratacağız dedi.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel katıldığı bir yayında aşılar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. PCR testlerinin yapılmasının 3500'lerden 5-6000'e çekmeye çalıştıklarını ifade eden Üstel, cihaz kapasitesinin artırılacağını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bulunan laboratuvarın ise genişletileceğini söyledi. Bakan Üstel, laboratuvarı güvenli bir noktaya çekiyoruz. DNA elemanı alacağız, 2 makine alacağız ve büyüteceğiz. Kapasitemizi artırıyoruz. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne, Güzel Yurt'a ve Girne'ye de cihaz takviyesi yapacağız. Dünyanın hızlı test dediği antijen testlerinin güvenirliği, PCR gibi değil ancak antijen siparişlerini verdik, pazartesi en geç elimizde olacak dedi. Aşı programını tekrar dijital ortama taşıdıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, yeni bir program yaptık, pazartesi salı günü denemeye başlayacağız. Denemede eksik ve sıkıntıları görerek gerekli düzeltmeleri başlatacağız. Şeffaf ve herkesin soru sorduğu zaman cevap verebileceğimiz bir ortam yaratacağız ifadelerini kullandı. Ev karantinası hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı, GSM operatörleri bir proje hazırladı, sundular. Bütün kontrol yapacaklar. Yerel idareler ve polisler denetleyecek. Evin dışına çıktığı zaman da bizim haberimiz olacak. Hukuk bürolarıyla yaptığımız protokollerde de 5 asgari ücret veya hapislik cezası yer alacak uymayanlara. Kronik hastalar ve çocuklu ailelerle denetimlerimizi yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Tatar, Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs'ta özgür şekilde müzakere edebilecek ve karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir anlaşma adına 5+BM gayri resmi toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacaktır, dedi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. zirvesine hitap etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının tüm içten selamlarını sizlere sunabilmek için bu önemli fırsatı değerlendirmekten mutluluk duyuyorum dedi. Covid pandemisinin ülkelerin sağlık sistemlerini sadece olumsuz olarak etkilemekle bırakmayıp, ayrıca sosyoekonomik yapılarda da ciddi zararlar neden olan küresel bir kriz olduğunu yapan Cumhurbaşkanı, dayanışma yoluyla bu zor dönemin aşılabileceğine olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin ekonomi, dış siyaset ve sağlık altyapısına kadar hayatın her alanında verdiği tam destek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mevcut tüm kaynakları bu yönde seferber ettiği için teşekkürlerini iletti. Gayri resmi 5+BM toplantısına geçmişteki hatalardan ders çıkararak ve 50 yılı aşkın süredir başarısızlıkla sonuçlanan aynı formül üzerinde kendimizi hapsetmeden açık fikirlik ve kararlılıkla resmi müzakerenin başlayabilmesini sağlayacak ortak bir zemin olup olmadığını araştırmaya gideceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik eşitlik ve iki tarafın uluslararası eşit statüsü temelinde iki taraf arasında işbirliği ilişkilerine olarak olanak vermeyi amaçlıyoruz. Tartışılamaz bir gerçektir ki adada tam teşekküllü iki devlet vardır diye konuştu. Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen akıl almaz kaza görenleri dehşete düşürdü. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza görenleri dehşete düşürdü. İddiaya göre alkollü ve aşırı süratli olan GA458 plakalı aracın sürücüsü aracıyla dehşet saçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Tatar yaptığı konuşmada adada tek egemenlik oluşturulması ve sayıca fazla Rumların hakimiyetini kuzeyde yaymak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Kıbrıs müzakerelerinde 50 yılı aşkın süredir federasyonun görüşüldüğünü belirten Tatar,
Bu federasyon görüşmelerindeki niyetin adadaki tek egemenlik oluşturulması ve sayıca fazla Rumların hakimiyetlerini kuzeyde yaymak olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her zaman hak ve çıkarlarının korunması konusunda KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade etti. Kılıç'ı ziyareti sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar helikopter kazasında şehit düşen askerler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı ve başsağlığı diledi. Türkiye'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucunda 11 askerin şehit olması ve 2 askerin de yaralanması Türkiye ile KKTC'yi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar bu üzücü olay karşısında büyük bir üzüntü ve derin bir acı yaşadıklarını belirtirken, yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yassı aileleriyle yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diledi. Başbakan Saner de Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası ile ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a birer mesaj göndererek elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü aktardı. Başbakan mesajında şöyle dedi: "Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun." Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırımı uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada Bingöl'de Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildiği, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamalarda ise kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha şehit olduğu, şehit sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin ilk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak, bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir, dedi. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Kor General Osman Erbaş Yozgat Yerköy, Assubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş Afşin, Albay Şentürk Aydın Yer Kars, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu Samsun Bafra, Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir Kahramanmaraş 12 Şubat, Assubay Kıdemli Üsçavuş Ömer Umulu Kırıkkale, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş Trabzon Of, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal Afyon Karahisar Dinar, Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek Afyon Karahisar, Uzman Çavuş Tolga Demirci Kayseri Pınarbaşı ve Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya şehit oldu. Yaralı askerler Binbaşı Alptekin Köprülü Gümüşhane ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın Ordu Karabüdüz, tedavileri ise sürüyor. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seyir halindeki yük treni raydan çıktı. Trenin kuma oturmasının ardından 44 vagon birbirine girdi. San Bernardino ilçe itfaiye departmanı tarafından yapılan açıklamada özel bir şirkete ait olduğu belirtilen yük treninin Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent ise ilk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor, dedi. Çin Ulusal Uzay Dairesi Mars'ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı. Çin Ulusal Uzay Dairesi Kızıl Gezegen'e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı. Mars'a 330-350 km uzaklıktan çekilen ikisi siyah beyaz, diğeri renkli fotoğraflarda Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.
Fransa'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ederken tiyatro, opera ve benzeri kültür sektörü çalışanları yeniden sokağa indi. Başkent Paris'teki Republik Meydanı'nda buluşan göstericileri Elise Sarayı yakınındaki Madeleine Meydanı'na yürüdü. Başkentin dışındaki belli başlı birçok büyük kentte de protesto vardı. Göstericiler bir yıldan fazla süredir mesleklerini icra edemedikleri için zor günler geçirdiklerini belirterek iş yerlerinin açılmasını ve kendilerine çalışma izninin verilmesini istedi. Irak'ı ziyaret edecek ilk papa olan Francis, ziyaret öncesi yayınladığı video mesajını "Iraklı kardeşlerim selamün aleyküm" sözleriyle başladı. Irak'a barış isteyen bir hacı olarak gideceğini vurgulayan papa, "Tövbekar bir hacı olarak geliyorum, hepiniz kardeşsiniz" diye yinelemek için "yanınıza geliyorum" dedi. Visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino. Come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di... Rusya'nın Oleninsky bölgesindeki Kolmina kasabasında eski bir su kulesinin kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Halatlarla bağlanan su kulesi yıkım işlemi sırasında işçi servisin üzerine devrildi. İşçilerin yaralanmadığı olayda minibüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Şili'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okullar bir yıl sonra yeniden açıldı. Öğrenciler yüz yüze eğitim için okula dönerken Devlet Başkanı Sebastián Piñera, yalnızca iki hafta içerisinde 513 binden fazla öğretmen ve eğitim çalışanının yarısından fazlasının aşılandığını belirtti. Para nuestro gobierno, la sala de clases es sagrada. Es en la sala de clases. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Elafsona kentinin 17 kilometre güneybatısında 10 kilometre derinlikte 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Pistevo na to katalavate. Ine i metasismi i opii silvenun afti tin ora soli tin. Yeni Zelanda'da aynı gün içinde 3 deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Yeni Zelanda açıklarında 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Bültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşıyoruz. Mutlu akşamlar, esen kalın. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik çalışma ziyareti için adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve heyetini kabul etti. Tatar yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin yalnız olmadığını, Türkiye'nin her alanda arkalarında olduğunu belirtti. Başbakan Ersan Saner, bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınacağını, hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Kuzey Kıbrıs'a Avrupa Birliği'ni gönderdiği aşılardan 3570 doz daha geldi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi eş başkanı Cenk Soy'dan aşıları Metehan sınır kapısından teslim aldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılar ve testlere ilişkin konuştu. Üstel, yeni bir aşılama programı yaptık. Pazartesi salı günü denemeye başlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Tatar, Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs'ta özgür şekilde müzakere edilebilecek ve karşılıklı olarak
kabul edilebilecek bir anlaşma adına 5 artı BM gayri resmi toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacak dedi. Ve Foça'da meydana gelen akıl almaz kaza görenleri dehşete düşürdü. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.